Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Dün akşam iftar yemeği vardı. Biraz sonra iftar yemeğinden görüntüler gelecek. Tabii orada şahit olduğumuz olaylar da oluyor. Evet. Sizinle ilgili de konuşacağım. Yani neleri gözlemledim dün akşam? Şirine ve Serhat arasında neler oldu? Ama öncesinde dünkü tanışma anını bir hatırlayalım. O kişinin yani üç tane özelliğini sayar mısın? Bir. Yakışıklı buluyorum. Yani baba diyor çok iyi koca olacak. İyi koca olacak. Evet. Bakalım o beyefendi kim? Şirine o kişiye doğru gidiyor. Çantası da yok taşıtmayacağına göre. Çanta taşıtmayacak. Buyurun alkışlarla uğurluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Serhat Hanım, bu arada VTR ekranına geldi diyor ki çok tatlı konuşuyor diyor. Evet. Dün akşam da çok tatlıydınız siz. Öyle miydik? Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum. Vallahi şu anda. Vallahi öyle duruyordu değil mi? Gayet iyilerdi, samimilerdi. Sen memnun musun durumdan Şirine? Ben gayet yani memnunum. Rahat bilemem yani. Ama dün gece... Şarkı söyledi. Çok güzel şarkı söyledi. Söylettireceğim ona şarkı da. Evet. Şu an her şey iyi. Yani... Serhat'ı bilemem. Dün gece bayağı bir olaylar oldu. Nasıl olaylar oldu? Ya olaylar derken kötü bir şey değil yani. Sonra, i̇ftardan sonra. Kafeye gittik ekiple. Kafeden sonra da bizi ayrıldık tabii eve bırakmam gerekiyordu. Evet. Yanımıza araba yanaştı. Evet. Araba yanaştı, biz ışıklardaydık. Evet. Arabada kızlar vardı. Evet. Tabii camlardan çıktı. Camları açtılar. Müzik dinliyorduk bana biz. Bana gül uzattılar. Ne yaptılar? Kızlar. Sana mı? Serhat, Serhat ya bağırıyor. Biz böyle bakıyoruz. Gül üzetti Serhat'a kızlar. Serhat böyle baktı. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum dedi. Sonra ama benim gülüm yanımda dedi. Benim gülüm yanımda mı evet. dedi? Aferin sana. Öyle oldu. Ben çok mutlu oldum. Yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Sonra eve gittim. Zaten bizim memlekette saatlerimiz farklı. Hemen annemi aradım. Annem uyuyordu. Anne kalk dedim. Böyle böyle bir şey oldu. Beni izledin mi dedim. Evet çok güzeldiniz dedi. Çok sevindim dedi. Anne bak böyle yolda böyle bir şey oldu. Serhat bana böyle bir şey söyledi dedim. Anne bana diyor. Sen de ona güzel bir şey yap dedi. Ben dedim... Sen benden çok izliyorsun. Ben çok çalıştığım için izleyememiştim programı. Sen benden çok seyrediyorsun dedim. Sonra Serhat neyleri seviyor? Annene mi soruyorsun bunu? Annemden soruyorum. Annem diyor bana, ben bir kere izlemiştim diyor. Yaprak sarmasını çok, çok seviyormuş. Evet. Ben gece zaten 12 falandı. 12 falandı. Evet. Saat 1'de yaprak sarması yapmayı başladım. Gerçekten mi? Yanımda getirdim. Yanında getirdim. Evet. İçinde mi kabı? İçinde. Kutunun içinde mi kız yaprak evet, sarması? Bütün kutunun içinde küçücük tabak var. Ha tabak var içinde. Evet. Üçüncü karton şunu... kutuya koymuş yaprak sarması. Evet. Şöyle. Kız abla Serhat çok şanslı. İkinci güzel haberi de ben vereyim. Akşam da bizde dolma var. Bize iftara davetli. Açar mısın bir Serhat? Açayım ama iftarda yiyeceğim. Bu arada... tabii ki iftarda yiyeceksin. Evet. Bakayım. Esra abla. İncecik. Bakayım. Hani derler ya parmak gibi. Vallahi kalem gibi sarmış. Bu arada... Gülüm benim, derdim aşkım, canım benim,
gördüğünde bu kadar şaşırmanın anlamı? Çünkü... Ben söyleyeyim mi Esra'yı? Söyle. Ben annemi aramadım. Çünkü Şirine'yi izleyecek bir yerimiz yoktu. Instagram hesabı vardı. Instagram hesabında biraz inceleyeyim dedim. Nelerden hoşlanır? Tesadüf olmuş. Kalp kalbe karşıdır. O annesini aramış. Ben de Instagram hesabında neleri sever diye baktım. Şirine orkideleri alıp ekiyor. Kendi ekiyor. Orada görmüştüm resimlerinde. Sabah da Ömer abiyle iletişime geçtim. En yakın nereden bulabilirim? Ömer abi yardımcı oldu. Apar topar bir orkide aldık. Haberi yoktu bu arada. Yalnız Ömer ne güzel yapmıştır ya. Orkide Türkiye'de de bulunmuyor kardeşim ama işte senin için falan diye yapmıştır değil mi? Çok Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Rica çok ederim. Sevindim şu an. Ağlayabilirim. Bu arada sen dün akşam mı paylaştın bunu, evet, sabah mı? Evet, dün iftar yemeğinde paylaştık. Şimdi paylaştığın söz şu: bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden ise zekası ve seviyesini anlarsınız. Evet. Biz akşam sadece gülmek için değildi. Evet. Güzel bir anlamlı gülümseme vardı yüzümüzde. Yani ben olumsuz Serhat diye çıkmıştı ismim. Olumsuz Serhat, evet. Evet, herkese olumsuz, herkese ben olumsuz. Ben de bir şey söyleyebilir oluyordu. Miyim? Şu resim evet. Hakkında. Ben sosyal açık medyanı anlamıyorum çok. Böyle fenomen var mı? Çünkü ben, fenomen oluyorlar. Evet, falan. Oluyorlar. Evet. Ben öyle bir şey anlamıyorum. Ben yeni öğreniyorum. Hatta ben yorumlara hiç bakmıyordum. Bana dün geldim, ilk defa enteresan oluyor ya insana böyle. Televizyonda çıkıyorsun, paylaşıyorsun bir anda isimler. Popüler bir yandan oluyorsun. Popüler oluyorsun. Biz buna Esra Erol gücü diyoruz. Evet. Evet. Sonra... ben dün gece tatlı yiyordum. Evet. Serhat da bana da verir misin dedi. O anda böyle resim çekildi. Bir ani resim diyebilirim. Öyle. Kaç takipçin vardı? 5000 vardı. Şu an 13000 falan. 13000 oldu. Oldu. Evet. Daha evet. 24 saat olmadı. Daha evet. 24 saat olmadı. Bize sabah kadar yorumlar geldi. Ben sarımı ne yapıyorum. Ne yazıyorlar yorumlarda? İşte onunla ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu resim bence kötü bir resim değil. Ya da bir... Çok şey, bir samimi resim değil. Yani ilk evet. Günden daha bu kadar samimi olunmaz falan gibilerinden. Şöyle yani... bir şey var. Gerçekten güzel bir kare. Ya bu benim normal bir arkadaşım da olabilirdi. Güzel bir kare. Yani ben o anda yakaladım ve paylaşmak istedim. O da beğendi. Serhat da paylaşmış. Sonra güzel yorumlar yazmış. Ben de paylaşayım dedim. Paylaştım. Sonra yorumları... Seni daha tanımıyorlar. Sevenlerin evet. Yorumları okuyorum ki o kadar ben ilk defa çıktım buraya. Evet. Yani ilk günden bu kadar kötü yorumlar yazıyorlar. Yani çok kırıldım gerçekten. Alışırsın, alışırsın. Alışırım da ben böyle. Alışırsın, alışırsın. Şöyle bir şey var Esra Hanım. Her zaman iyi yorum varsa bu işte bir hata var. Demek ki kötü yorum var ki doğru yoldayız. Siz iyi misiniz beraber? Şu anda iyiyiz. Şu anda iyiyiz. Şu an iyiyiz. Aradığın yani kişiyi bulduğuna inanıyor musun Serhat? Esra Hanım, onun bir günde diyemem. Peki. Bir günde diyemem. Esra Hanım. Pardon, efendim Serhat abi, söyle. Ben Serhat'ın geldiği günü hatırlıyorum. Ve o günden bugüne kadar ben Serhat'ı hiç böyle heyecanlı, hiç böyle talebine karşı yakın, arzulu görmedim. İnşallah bu heyecanlar da bitmesin. İnşallah. Serhat ve Şirine yoluna beraber devam ediyor mu? Ediyor. Canım benim.